Gazete turu yapacağız şimdi değerli izleyenler ve gazetelerdeki Beşiktaş Trabzonspor haberlerini birlikte göz atacağız elbette dünkü finalin ardından hemen başlayalım foto maç 4'le vurdu pençeyi aldı kupayı başlığını görüyoruz Beşiktaş 3 yıldızının golüyle Türkiye kupasını müzesine götürdü Gezal 45 artı 3 skoru eşitledi 54'te Salih Kartal'ı öne geçirdi 90 artı 4'te ise El Musrati'yi Beşiktaş'a kupayı getirdi. Siyah beyazlı ekip 11. kez Türkiye kupasını kazandı. Raşit Gezal'ın maçın ardından yaptığı açıklamalar bunu hak ettik başlığıyla paylaşılmış. Raşit girdi, Kartal havalandı. Oyundaki değişikliklerin ne kadar etki ettiğinden bahseden bir haber. Jetson Fernandez maçın ardından yine duygularını dile getirdi. Bu sezon istediklerimizi yapamadık. Bugün elimizden gelen her şeyi yaptık şeklinde. E, ATV rekor kırdı başlığına bakalım sayfanın en altında. ATV Ziraat Türkiye Kupası finalinde rekorları parçaladı. Finali bini Türkiye'den olmak üzere 250.000 kişi anlık olarak ATV YouTube kanalından izledi diyor haber. Ve sol alt köşede Mert Kale'de devleşti kutusu önemli. Dev finalin yıldızlarından biri de Mert Günok oldu. 35 yaşındaki eldiven özellikle ikinci yarıda kritik kurtarışlara imza attı. Foto maçtaki Beşiktaş haberleri bu şekildeydi. Hemen fanatik 5'e bakalım şimdi. Olimpiyatta bu kez yıkıldı. Olimpiyatta daha önce çıktığı 5 finalin hepsini kazanan Trabzonspor uğurlu stadında bu kez kaybetti. Bordo Mavililer 89. dakikada skoru 2-2'ye getirmesine rağmen son saniyelerde yediği golle yıkıldı. Sezonun en büyük hedefi olan Türkiye Kupası'nı alamadı diyor haber. Onaçu yetmedi kutusu burada dikkat çekici. Son haftalarda gösterdiği performansla Trabzonspor sırtlayan isimde Onaçu, dün de maçın en güzel golünü atan isimdi 13. dakikada ve şık bir aşırtmayla topu ağlara gönderdi. 2-0 1'lik oyuncunun atletizmi ve son vuruşu alkış alırken yıldız santraforun çabası kazanmaya yetmedi diyor haber. Bir de Avcı'nın final kabusu başlığına bakalım. Abdullah Avcı Türkiye Kupası'nda çıktı. Üçüncü finali de kaybetti. Daha önce Başakşehir'in başında 2011'de Beşiktaş'a, 2017'de ise Konya Spor'a penaltılarla yenilen tecrübeli hoca. Bu kez de Trabzonspor'la kabusu yaşadı. Fırtınanın teknik patronu tarihi bir fırsatı da kaçırdı diyor haber. Evet sabah gazetesiyle devam edelim. Kupaya kartal pençesi başlığı tercih edilmiş sabahta da. Son 5 dakikası büyük heyecanlı sahne olan maçta Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş 62. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olduğu kupa zaferiyle kötü geçen sezonu temize geçen Beşiktaş Avrupa Ligi'nde playoff biletini cebine koydu deniyor. Ali Tiken'in köşe yazısı var. Sol alt köşede gerçek değerine ulaştı başlığıyla. Bir kez daha gördük ki Beşiktaş kadrosu iyi oyunculardan kurulu bir ekip. Kenara gelene kadar Gezal oyunu yöneten isim oldu şeklinde değerlendirmeleri mevcut Ali Gültüken'in bugün sabah gazetesinde. Evet devam edelim. Hürriyet gazetesine de bakacağız hemen. El Musrati bu kez kurtarıcı oldu başlığını görüyoruz. Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarına hatalarıyla damga vurmuştu El Musrati. Kupa'daysa attı golle yıldızlaşmayı başardı. Kupaların kartalı oynadığı son 6 final maçını da kazandı. Kutusu yine dikkat çekiyor. Burada tercih edilen başlık Türkiye Kupası Beşiktaş'ın olmuş. Onun dışında güntekin olayın köşe yazısını görüyoruz. Beşiktaş kupayı hak etti başlığıyla. Gole iyi reaksiyon verdiğinden bahsediyor siyah beyazlı takımın Abdullah Avcı'nın aldığı riskler yine dikkat çekici bu köşe yazısında ve El Musrati de maçın kahramanı olarak gösterilmiş Güntekin Onay tarafından. Hemen Milliyet'e de bakalım. Milliyet gazetesi de olimpiyat şampiyonu başlığını atmış. Olimpiyat stadında oynanan dev finalde Trabzonspor geçen Beşiktaş. Zira Türkiye Kupası'nı 11. kez müzesine taşıdı. Şöyle diğer başlıklara baktığımızda yine futbolcuların maç sonu açıklamalarını görmek mümkün. Gezzal Jetson Fernandes'in yaptığı açıklamalar. Centilmenlik rüzgarı her iki takımın da e, törende birbirlerini alkışlamaları elbette sayfaya taşınmış. Hem Avrupa hem para. Avrupa biletini cebine e, koydu Beşiktaş ve bir de ciddi bir para geliri elde etti. 1 milyon 500 bin dolar yani 48 milyon TL'lik bir gelirinde sahibi olduğu Zira Türkiye Kupası'nın ardından siyah beyazlı kulüp. Evet kupa finalinin ardından şimdi şampiyonluk yarışına geçeceğiz değerli izleyenler. Pazar günü Süper Lig'de şampiyon belli olacak ve Galatasaray'da Tümosan Konya Spor deplasmanına çıkacak. Sarı Kırmızılılar'da Derbi 11'inden farklı 3 isim bekleniyor.